Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 Eylül Perşembe günü akşam 10.30 sularındayken arkadaşlar dolar kısa vadeli analizine başlıyoruz. E, dünkü arkadaşlar analizde e, dolar e, endeksinin çok sert yükseldiğini ve doların da e, sert bir şekilde yükseldiğinden bahsetmiştik. Diğer emtiaları da çok kötü etkilemişti piyasanın çoğunu arkadaşlar aşağı çekmişti o dolar tl. Ve özette de dolar tl 8.91 üzerinde kalmamız demek güçlü trendi devam ettirmemiz demektir demiştik arkadaşlar. Hedef 8.97 9 tl ilk olarak belki de yarın demiştik. Yarınki Amerikan verilerine saat 15.30'da dikkat edelim bu veri dolar endeksini daha yukarı Taşırsa 9 TL'yi rahat bir şekilde geçebilir 8.97 9 TL hedefleri geçilebilir demiştik. Ee, birazdan e, o veriyi de sizlerle beraber yorulmayacağız. Destek dirençleri verdikten sonra bitirmiştik. Dolar endeksinde 94.3 94.7 aralığı hedefimiz geldi. Şu an 94.5 94.7 bölgesini zorluyoruz demiştik. Ve şu an arkadaşlar dolar TL grafiğine baktığımızda Bugün arkadaşlar birazcık aşağı yukarı oluşan bir hareket vardı. Şimdi buradaki harekete baktığımızda yine halen ben bir müdahalenin olduğunu düşünüyorum. bu 8 90'lardan aşağı doğru indirmeye çalışıyorlar. Yani 8 üzerine çıkarttırmadılar ve 8 88'in altında da arkadaşlar alımlar geldiğini görüyoruz. şöyle bir saatlik bazda baktığımızda saatlik bazda yatay durumdayız. 5 saatlik baza baktığımızda e, burada aşağı bir trend var 5 saatlik bazda. Ama gece saatlerinde yeniden yukarı doğru dönebileceğini e, bizlere gösteriyor. Bakın şurası, şurası ve şurası. E, şimdi 1, 2, 3.sü devam ederse arkadaşlar. Dolayısıyla e, hatta buradan da üçünden de bir geçecek e, bir çizgi veya ikisinden de beraber geçen bir çizgi oluşturursak. Burada yeniden e, 8.97'ler e, eğer. 8.90'ların üzerine atarsak gelebilir diye konuşabiliriz. 5 saatlik bazda da bir sıkıntı yok. Ancak arkadaşlar günlük bazda şimdi peşin peşin size söyleyeceğim. Hala yükseliş trendi devam ediyor. Ancak benim burada arkadaşlar makde sinyalim vardı dün konuştuğumuz. Demiştik ki 3 seferdir 1, 2, şöyle yapalım ya da grafikle beraber bakalım. ve birazcık daraltacağım arkadaşlar şimdi burada demiştik ki 1 2 3 defa burada e, başarılı oldu demiştik e, MACD sinyali ve düzeltmeler yukarı doğru devam ediyordu ancak burada MACD arkadaşlar bugün itibariyle aşağı gelmesi beni birazcık endişelendirdi ve bir de burada arkadaşlar Aresay tarafında zaten şurada bir kırılım vardı e, şöyle bir hareket olabilir mi diye bakmak istiyorum Bakın şurada trendi kırdıktan sonra trendi test ettik tekrar aşağı geliyoruz ve 70 bandının altına gelirsek o da o seviyede Arkadaşlar şu an 71 lerdeyiz o seviyede arkadaşlar burada kabaca size o değeri de söyleyeceğim 88'ler civarında olduğunu düşünüyorum ben yarın için 88'lerin altında bir kapanış görürsek dolar TL'de arkadaşlar Burada yine şu 8.25'lerden başlayan ve şu an 9 pardon 8.96'lara kadar gelen hareket sonlanabilir. Yani bir sıçradı, iki sıçradı, üç sıçradı. Belki hatta bugün de dördüncü sıçramasını yaptı. Bakalım yarın arkadaşlar bugünkü veriyle beraber bizim şu anki dolar tl grafiğinde çok bir şey değişmediğini söyleyebiliriz. Peki veriler nasıl geldi diye sorarsanız. Verileri de şöyle yorumlayalım saat 15.30'da iki tane önemli veri olduğunu aktarmıştık. Burada üçüncü bir haber daha geldi arkadaşlar onu da söyleyeceğim. Burada büyüme rakamları arkadaşlar 6.7 geldi 6.6 beklenirken bu doların dolar açısından olumlu olduğunu ben dün de belirttiğim gibi yine aynı şekilde söylüyorum ama Burada da kötü olan 362 binlik geldi arkadaşlar, işsizlik başlığı. Yani bu 335 bin bekleniyordu. Aslında bunun etkisi, buna göre daha baskın geldi diye kaldı ki zaten altın tarafında da bir yukarı hareket geldi, gümüş tarafında beraber MTY'lerde da daha doğrusu. Burada da birazcık dolar endeksinin ve diğer kalemlerin zayıfladığını gördük dolar tarafında. Gördüğünüz gibi dolar endeksi grafiğini açtığımızda. Burada da bir zayıflama olduğunu bugün görüyoruz. 94.5'lere kadar gittik. Ee, yanlış hatırlamıyorsam sabah saatleridir o. Evet burada 11 pardon 1-2 civarında haber açıklanmadan önce 94.5'a kadar gittik sonra aşağı geldik. Zaten burası arkadaşlar teknik olarak direncin olduğu noktaydı. Ha, haber akışında buna uydurdular mı bilemiyorum ama bazen böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Bakalım düşüş trendi başlayacak mı ancak... Şu an için halen düşüş trendinin başladığını söyleyemeyiz. 94 seviyesini arkadaşlar ben çizgi olarak çiziyorum. Bu seviyenin altında kapatmadıkça dolar endeksinde yükseliş trendi de devam eder günlük bazda. Onu söyleyebilirim. Yine aynı şekilde bakın burada da bir aşağı doğru gelme hareketi var. Dolar endeksi aşağı gelirse muhtemelen dolar TL'de aşağı gelir diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde MACD tarafında da bir dönüş durumu var. Buna da takip etmek gerekiyor. Şimdi artık dolar için yarın daha da önemli bir gün olacak gibi gözüküyor. Dolar indeksindeki bu durumla beraber. Amerikan 2 yıllıklarına baktığımızda arkadaşlar burada aynı şekilde bir düzeltme oluyor. Dün de birazdan bahsedeceğiz MTA tarafındaki analiz yaparken ama bu faiz oranında aşağı gelmesi söz konusu olabilir demiştik dünkü grafiğe baktığımızda. Dolayısıyla burada da bir gevşeme var. Bu da tabii ki dolar TL dolaylı olarak etkiliyor. Dolar endeksini de dolaylı olarak etkilediği için 10 yıllıklar biraz karışık arkadaşlar. Bugün yukarı gitti, tekrardan aşağı geldi. o yüzden burada da yine zayıf hareket olduğunu indikatörler açısından görüyorum. Yani dolar TL arkadaşlar yurt dışında zayıfla, Yani dolar yurt dışında zayıflamaya başladı. Dolar TL'de başlayabilir ve yarın içinde kritik noktamız 888'ler diyebiliriz. Bu seviyeyi takip edeceğiz. Peki düşüşler olursa nereye kadar olabilir? Hangi seviyeler olabilir diye baktığımızda ise burada karşımıza çıkan seviye 880'ler olarak gözlemleyebiliriz ve onun daha altında ise 870'ler var ama 870'lerin ben uzak olduğunu düşünüyorum şu aşamada. Öncelikle biz yakın taraftaki destek noktası olan 880'lere bir gelelim. Eğer düşüş trendi başlarsa kaldı ki şu an düşüş trendi yok bildiğiniz gibi. Yarın düşüş trendi başlayabilir. E, ne, nedir arkadaşlar? O da 888, 89'ların üzerinde kalmamız gerekiyor. Ne var ki zaten o bölgeler etrafında geziniyoruz. Dolayısıyla tehlikenin olduğunu bizlere gösteriyor bu durum. Yani kritik noktanın etrafında olmamız bize bizlere sıkıntı sıkıntı olma olduğunu gösteriyor. Bugün 8.92'lerden kapatsaydık diyecektim ki tehlikeden uzağız arkadaşlar. Dolayısıyla Yine de temkinli olmakta fayda var. Bir de şöyle bir durum vardı. Ee, yine şunu kalın bir çizgiyle gösterelim. Burada e, hacim aşağı doğru gidiyorken arkadaşlar e, şu noktada fiyatlar yukarı doğru gidiyor. Yani bu hareketinde aslında hacimsiz yukarı doğru gittiğini söyleyebiliriz. E, bunu da söylemekte fayda var. Şimdi özetimizi yapalım isterseniz. Dolar TL'de yükseliş trendi devam ediyor. Ancak e, yarın için kritik noktamız 8.88 veya 8.89 diyelim e, ve bugün bu noktalarda kapatacağız gözüküyor. O yüzden tedbirli olmak lazım düşüş trendi başlarsa ilk hedef 8.80 diyebiliriz. Peki destek dirençleri yazalım. 884 ee, 4 vardı. Evet 884 880 875 daha fazlasını yazmayacağım. Çünkü yükseliş trend devam ediyor bildiğiniz gibi. Ama burada 890 direncimiz var. 8.93 direncimiz var, 8.97 direncimiz var arkadaşlar ve sonrasında da 9 TL var ama şimdilik biraz uzak tarafta neden 8.90 bölgesini geçmedikçe 9 TL'den bahsedemeyiz. Dün denedik, kapanış yine 8.91'lerden oldu. Bugün de yine 8.90'ların üzerinde kalsak iyiydi ama arkadaşlar şu an için dolar endeksinin ve faizlerin bugünkü verilerle beraber Geleştirmesinden dolayı şu an e, yukarılarda e, bu kadar e, potansiyel, yukarılarda bulunan potansiyel biraz azalmaya doğru gidiyor. Ama halen dediğimiz gibi yükseştiren devam ediyor. 8.88, 89'ların üzerinde kaldıkça sıkıntı yok. Ama altına geldikçe riskler artacaktır. Şimdi Euro-USD partisine bakalım. Euro-USD'ye baktığımız arkadaşlar, burada yine halen aşağı doğru gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla Euro Türk Lirası'nın bugün daha çok aşağı gelmesi lazım. Evet, hatta dün de söylemiştik 10.33 seviyesi bizim için kritikti. Bu seviyenin altına gelmesiyle beraber ben Euro tarafında bir düşüş trendinin başlayacağını düşünüyorum ve bugün itibariyle de bu teyitlenecek gibi gözüküyor. Ve sonrasında da arkadaşlar karşımıza çıkacak seviyelerden bir tanesi 10.28 ve daha altta da 10.22'ler gözüküyor. Bakalım bunları takip edeceğiz. Ee, tekrar dolar tl'ye dönelim ee, özetimizi koyduk arkadaşlar kaydedelim ve bir de borsa tarafına bakalım. Evet borsa tarafına arkadaşlar bu 139.500'ler geçilmesi gerekiyor demiştik. Evet sonunda geçti. Ben geçemeyeceğini eğer bugünkü veriler şey tarafında Amerikan tarafında arkadaşlar iyi gelmeseydi borsa tarafında düşüşün derinleşebileceğinden endişe ediyordum 136 binlere doğru. Ama bugünkü gelen veriyle beraber bu artık kurtarmış gözüküyor. Ve burada ilk hedefi olan arkadaşlar bugün itibariyle 139.500'lerden yükseliş trendi başladı. Ve hedef burada 141.500'ler olduğunu ben düşünüyorum biraz daha devam etmesi söz konusu olabilir bu trendi sonrasında ise bakmaya devam edeceğiz. Evet burada analizimizi tamamlayalım arkadaşlar. Kaydediyoruz ve kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz memnun oluruz. Herkese iyi akşamlar demeden önce bu videoyu izlerseniz ve mail atarsanız arkadaşlar teknik analiz eğitim kursumuz hakkında bilgi alabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.